kışın karavanda en önemli şeylerden biri de tabii ki dışarıda ısınma. Soba kurulmuş. Aynı zamanda sobanın üstünde de yemek yapıyorlar. Merhaba. Merhaba. Aynı zamanda bunu kaldırıp ızgarasını koyuyorsunuz. Izgarada da et pişirebiliyorsunuz. Mangal gibi. Mangal. Borusu da var. Bu çıkıyor, buraya semaver oturuyor. Neresi? Nereye? Boru çıkıyor, boru buraya çıkıyor. Semaver oturuyor. Çayınızı da burada çayınızı da yapabiliyorsunuz. Gayet güzel, çok beğendik. İkinci denememiz. Hem odun hem kömür kullanabiliyor musunuz? Kullanabiliyorsunuz. Ama odun daha güzel. Kömürü hem... test etmedik yani. Bunun bir markası var mı? Bunun markası Demiray. 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 Döküm herhalde değil mi? Döküm değil, mi? Teneke. Teneke. Memnunsun. Kütahya da bunların yerleri. Ücretsiz kargoyla gönderiyorlar. Şu nedir? Şurada kapağı mı? O da soba olarak kullanırken kapak kullanıyor. Siz bu kabı peki özel bunun için mi yaptınız? Yok, bu kap da içinde geliyor. Aa öyle mi? Toprak kap bu. Toprak kapta pişiriyor. Tamam, kabıyla beraber. Evet. Izgarası da var herhalde. Izgarası da var. Yani üç parça olarak bu kapak, ızgara bir ve... Bir de şey kapağı var. Yemek kapağı var. Yemek kapağı. İstediğinizi kapatıyor. Bir de süper. Bu kapağı tersten şu toprağı çıkartıyorsunuz, bunu koyuyorsunuz. Ondan sonra tantuni yapıyorsunuz. Süpermiş. Nefis gözüküyor. O zaman size afiyet olsun. Burada ateş sehpası yanmış. Gıcır gıcır yeni yanıyor bu belli. Evet, daha ilk ateşi ilk, görüyor. İlk ateş. İçim gidiyor ama şu anda sanki bir şey oluyor orada ya. Yok yok hayır. Bir şey olmayacak. Elekteli ısıya dayanıklı sadece biliyorsunuz kömür kullanmıyorsunuz. Sadece odun. Ateş sehpasını biz de kullanıyoruz. Bu ürün özellikle yer kaplamadığı için çok avantajlı, çok hafif. Bu teli çok çabuk soğuyor. Hatta şu anda da elime dokundurabiliyorum. Evet, güzelmiş. Güzel. Isıyı ayaklara da verdiği için altta ayaklar da ısınıyor. Kül de dökmüyor aşağıya. Evet, küller elektelinin üstünde kalıyor. Bu da güzel gibi. Kül etmiyor yani. Şeydi bu. Sanki aşağı düşecekmiş gibi geliyor ama başarılı bir yer. Bireysel kullanırken güzel. Ortak kamp ateşi haricinde kolay yanıyor. Karavanın önünde iki kişi, üç kişi yer için. Kaplıyor. Evet. İki kişi için çok güzel. Mantıklı. Bununla da tutuşturuyorsun. Ooo, güveç olmadı. Kabıyla. Oturması gerekiyor. Ya tabii oturması gerekiyor. Evet, bir soba çeşidi daha var. Bu da bu şekilde kendi güveç kabıyla beraber satılıyor. Yine borusu. Bu sobayı bunun dışında başka bir şey var mı üstünde? Yok, izgarası yok, ya da böyle satılıyor değil mi? Ama olan modelleri var ya. Saç kapağı falan olanlar da var. Saç kavurma aparatı olanlar var. Gayet güzel yanıyor şu anda. Hatta buradan ateş çıktı. Katıştı. Oo, harika. Bu da normal piknik tüpünün üstüne bir başlık takılıyor. Bu birazdan bu ön kısım kızaracak. Hatta şu an benim elim ısınıyor. Bunu özellikle biz şöyle kullanıyoruz. Normalde ateş başında oturduğumuz zaman çok soğuk havalarda sırtımız üşüyor. Bunu da genelde sırtımıza koyuyoruz. Önde odun ateşinde, arkadan da burnuna uzun saatler kampta dışarıda oturabiliyoruz. Bu da kullanışlı bir ürün. Özellikle
ateş yakılmasına izin verilmeyen yerlerde, kamplarda bu kullanılabilir. Böylece odun bulma sıkıntısı çektiğimiz yerlerde bu ürünü kullanıyoruz. Evet, kızarmaya başladı. Tüp bitene kadar kullanabilirsiniz. Burada da ortada saç kavurmaya benzer bir ocak görüyoruz. Ocak mı diyelim buna? Tam ateş çanağı. Bu bildiğimiz saç kavurma mı? Yoksa başka bir şey mi? Böyle ya mi satılıyor? Tabii tabii, aslında saç kavurma bu saç ama tabii. İşte bu da tahmin edeceğiniz gibi çamaşır makinesinin tamburu. Görüntüsü çok şık. Altına taşlar koymuşlar, üstüne yerleştirmişler. Aslında genelde bu tamburun altına açılır kapanır ayak monte ediyorlar. O şekilde de kullanılabiliyor. Kolay gelsin. Merhabalar Dilfriz Hanım. İyi merhaba. Akşamlar. İyi çekimler. Oo. Akşam menüsünü açıp Trigya mantarlı, tavuk, biberli. Bunları güzel bir soteden geçirip bakalım şansımızı deneyeceğiz. Olursa olur. Olursa hepimize. İşte bu kadar. Maltıs çay ocağı, taş ocak diye arattırabilirsiniz. Biz bunu bu hafta internetten sipariş etmiştik. Geldi. 48 lira gibi bir fiyatı var. Kargo dahil. Gördüğünüz gibi çok da pratik bir şekilde yandı. Bunun içinde küçük odun parçaları ya da kömür yakabilir. Şimdi bu akşam bununla ısınacağız. Hava da çok soğuk değil zaten. Ateş çanağımız, biliyorsunuz. Özellikle etrafındaki desenler çok güzel. Mustafa bu ateş çanağının içine mukavemeti arttırmak için döküm ızgara koydum. Evet, altına döküm ızgara koyduk. İcabında kömür de yakıyoruz içinde. Saça zarar vermemek adına bir döküm ızgara koyduk. Bunun bir de ızgarası var değil mi? Izgarası. Onu da gösterir misin? Şöyle bir üstünün ızgarası var. O üstünün buraya bağlanan ayağı var. O ayağı takılıyor, ayağı böyle dönüyor. Kamp hayatında dışarıda soğuk havalarda ısındığımız araçları size göstermek istedik bu videoda. Ama asıl en önemli ekipmanımız burada. Onu da size göstereyim. Tabii ki su torbası. Biz bu olmadan yola çıkmıyoruz. Çadır hayatında da bunu çok kullandık. Özellikle akşamları sıcak su koyup bunu uyku tulumumuzun içine çok attık. Sabaha kadar sıcak tutuyor. Bu da bizim baş tacımız. Sıcak suyu dolduruyorsunuz. Kapağını kapatıyorsunuz. Ve sarılıyorsunuz. Ve sadece 15 lira. Sizi seyrettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve kısacık bir yorum yapmayı ihmal etmeyin lütfen. Hepinizi çok seviyoruz. İyi günler.